Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir programla birlikte şöyle kameramızı ayarlayalım. Şurada kafam çok büyük gözüküyor. Biraz yakın oldu galiba. Evet, Hamza Tatar'la soru çözümü bu akşam 9. program arkadaşlar. 9. dersimizi bu akşam yapacağız. Kültür medeniyete geldik. En önemli konulardan biri, en çok soru çıkanlar konulardan biri ve en çok hataya düşünen konulardan biri kültür medeniyet. Bu akşam 27 soruyla, evet 27 soruyla yani bir deneme çözmüş gibi kültür medeniyeti arkadaşlar toparlayacağız. Kültür medeniyet tekrarını yapacağız arkadaşlar. Evet, hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. Dediğim gibi 27 soru arkadaşlar. Kültür medeniyet bu akşamki konu, Osmanlı kültür ve medeniyet bu akşamki konumuz. Sorularımız arkadaşlar, soruların bir kısmı Milli Eğitim'in kazanım kitabı, bir kısmı piyasadaki farklı sorular, bir kısmı da hükümdar soru bankamızdan. Bu akşamki soruların yarısına yakını hükümdar soru bankamızdan sorular olacak arkadaşlar. Evet, bir kısmı dediğim gibi Milli Eğitim'in kazanım kavrama testleri. Biliyorsunuz ÖSYM artık çok önem veriyor bu Milli Eğitim'in kazanım kavrama testlerine ve zaten programımızın ağırlığı da o yönde. Milli Eğitim'in kazanım kavrama testlerini çözüyoruz bu şekilde. Hem yorum hem bilgi sorularını çözüyoruz. Programımızın formatı 1 saat. 1 saatte 27 soru çözüyoruz. Zamanı çok iyi ayarlıyoruz. 1 saate 27 soruyu sığdırıyoruz arkadaşlar. Soru üzerinden ayrıntılı bir şekilde ilerliyor. Soru üzerinden tekrar yapıyoruz. Onun için biraz sabırlı ol. Böyle aceleci olan arkadaşlar programı dinlemesin. Tamam mı? Acelesi olan arkadaşlar programı dinlemesin. Sabırla soruları dinleyecek, not alacak öğrenciler programda olsun. Evet. Çünkü biz buradan soru üzerinden tekrar yapıyoruz. Programımızın amacı da o. Soru üzerinden tekrar yapmak. Evet, başlıyoruz. Bu bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili ulaşılamaz diyor sorumuz. Kalemimizde yazsaydı güzel olurdu, yazıyor. Evet, ulaşılamaz diyor sorumuz. Osmanlı nüfusunun artması ve topraklarının genişlemesi her alanda olduğu gibi hukuk alanında da düzenlemelere yol açtı. Şu bilgiyi bilmemiz lazım. Ülke büyüdükçe teşkilatlama faaliyetleri artar. Teşkilatlama faaliyetleri sınırların genişlemesinin bir sonucu diyoruz. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimine uyum sağlaması amacıyla bu ulusların yürürlükteki kanunlarını bir süre kaldırmamış arkadaşlar. Şimdi burada bir ek bilgi vereceğim. Osmanlı yönetim sistemi, Osmanlı hukuk sistemi neye dayanıyor? Osmanlı yönetim sistemi, Osmanlı hukuk sistemi bir eski Türk töresine dayanıyor. Tamam, bu bir. Eski Türk töreye, örfe dayanıyor. Örf. İki, İslam hukukuna dayanıyor arkadaşlar. Evet, iki, İslam hukukuna dayanıyor. Şer'i hukuk. Üç arkadaşlar, yerel yönetim, yerel hukuk. Fethettiği yerlerin yerel hukukunu da, yerel yönetimini de dikkate alıyor. Osmanlı bu üçünü birlikte uyguluyor. Hem eski Türk töresi, hem İslam hukuku, İslam yönetimi, hem de fethettiği yerlerin yerel hukukunu dikkate alıyor. Bu hoşgörülü olmasının, çok uluslu olmasının da bir sonucu olduğunu unutmayalım. Bu bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Evet, ışık böyle fotoğrafta da tam kelime vuruyor. Bak, görüyor musun nasıl parlıyor? Evet, fotoğrafta da kelim parlıyor bak. Evet, şimdi arkadaşlar, toprakların genişlemesi bir takım değişiklikleri de beraberinde getirdi. Doğru değil mi? Toprakların genişlemesi bir takım değişiklikleri beraberinde getiriyor ve sınırların genişlemesi teşkilatlanmayı güçlendirir bilgisini, yorumuna ulaşıyoruz. Yeni fethedilen ülke halklarına yönetime katılma. Bakın buraya dikkat. Yönetime katılma. Yönetime katılma durumu var mı? Yönetime katılma neyle oldu? Kanuni esası ve mebusan meclisinin açılmasıyla oldu. Burada yönetime katılma söz konusu değil arkadaşlar, tamam mı? Yönetime katılma söz konusu değil. Bunların kanunlarını devam ettiriyor arkadaşlar. Kanunlarını devam ettiriyor. Merkezi otoritenin güçlü tutulmasına önem verilmemiş.
Tam tersi, Osmanlı yönetim modelinde merkezi otorite olabildiğince güçlü tutulmuştur. Onun için bir olur, iki ve üç ulaşılmaz diyoruz. Evet, birinci sorumuzu çözdük. Geldik ikinci sorumuza. Osmanlı İmparatorluğu'nda divanın aldığı kararların uygulamaya girmesinin padişahın isteğine bağlı olması ya da padişahın onayına bağlı kalması. Evet, divan kararlar alıyor ama bunun uygulamaya girmesi padişahın isteğine, padişahın onayına bağlı. Padişahın isteğine, padişahın onayına bağlı olması divanın bir danışma kurulu olması ile ilgili bir durumdur. Divan ya da ilk Türk devletlerinde kurultay, evet ilk Türk devletlerinde kurultay, Osmanlı'da divan arkadaşlar baktığımızda bir danışma organı diyoruz. Danışma organı olmasının iki kanıtı var. Bir, son sözü padişahın söylemesi, padişahın onaylaması, padişahın isteği. Evet, son sözü padişahın söylemesi, padişahın isteği, padişahın onayı danışma olduğunun birinci kanıtı. Danışma olduğunun ikinci kanıtı divan kararlarının hükümdarı bağlamaması. Evet, divan kararlarının hükümdarı bağlamaması yine divanın, meclisin bir danışma meclisi olduğunu bize gösterir. Bakın hem kurultay hem divan danışmadır. Danışma olduğunun iki kanıtı var. Bir, son sözün hükümdara ait olması, iki, meclis kararlarının hükümdarı bağlamaması bunun bir danışma kurulu olduğunu bize gösterir. İkinci sorumuzu çözdük. Üçüncü sorumuz, evet Osmanlı bilim insanlarıyla alakalı önemli bir soru. Evet, Osmanlı bilim insanları ile ilgili bir soru. Osmanlı Devleti'nde ilk rasathanenin kurucusu olan, evet hükümdar soru bankamızdan bu soru, tamam mı? Şu altta gördüğünüz hükümdar soru bankamızdan bir soru. İlk rasathanenin kurucusu olan ekvator ile ekliptik arasındaki 23,27'lik açıyı çok küçük bir sapmayla 23-28 olarak hesaplayan astronomi ve coğrafya uzmanı aşağıdakilerden hangisi diyoruz? Evet, basit bir soru ama bir soru üzerinden diğer bilim insanlarımızdan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın 23-27, 23-28 olarak hesaplanmış. O dönemin koşullarında bakın nasıl yaklaşmış. Bu kim arkadaşlar? Bu Taküddin Mehmet'tir. Peki Ali Kuşçu kim? Osmanlı'da matematik, cebir biliminin kurucusu, öncüsü. Fatih zamanında Osmanlı hizmetine giriyor. Osmanlı'dan önce Akkoyunlu Devleti'nin hizmetindeydi. Uzun Hasan'ın elçisiydi. Ondan önce Timur Devleti'ndeydi. Bakın soru. Osmanlı, Akkoyunlu ve Timur gibi devletlerin hizmetinde yer alan astronomi, coğrafya, matematikçi, cebirci kimdir? Ali Kuşçu bak. Üç devlet Osmanlı, Akkoyunlu, Timur bu üçünün hizmetinde bulunan matematikçi. Aynı zamanda astronomi uzmanı ama ağırlıklı olarak Ali Kuşçu matematik. Ulu Bey arkadaşlar Timur zamanındaki rasathaneyi yapan ünlü alim, bilgin. Hazarfen Ahmet Çelebi Osmanlı Devleti'nde kanat takıp uçan ilk insan Hazarfen Ahmet Çelebi. Lagari Hasan Çelebi bu daha çılgın. Evet, daha çılgın bu. Roket değil mi? Roketle uçan ilk insan. Kendini ateşleyip uçuyor. Ve bununla ilgili ilginç bir hükümdarda bir soru var. Hemen bu soruyu da ekstra çözelim isterseniz arkadaşlar. Bakalım. Evet, o soru neredeydi? Bulabilirsem hemen arkadaşlar. Evet, Lagari Hasan Çelebi roketle ne yapıyor? Uçuyor arkadaşlar. Kendini ateşliyor, uçuyor ve uçarken böyle söylemiş olduğu ilginç bir söz var arkadaşlar. Hemen o soruyu da bulayım arkadaşlar. O soruyu da bulayım. O soruyu da
Çözelim ekstradan arkadaşlar ama tabii neredeydi bu sorumuz? Evet, hemen bakıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, neredeydi soruyu? Bulamadım. Heh, tamam, buldum soruyu. Evet arkadaşlar, bakın. Evet, sorumuzu bulduk. Evet, sorumuzu bulduk arkadaşlar. Evet, Hükümdar Soru Bankamızdaki bir soru. Evet, padişahım, seni Allah'a ısmarladım. Ben İsa peygamberle konuşmaya gidiyorum diyerek, evet, yedi kollu fişeğe binerek roketle uçan ilk insan aşağıdakilerden hangisi? Lagari Hasan Paşa, Lagari Hasan Çelebi olduğunu unutmayalım. Evet, bu da böyle bununla ilgili ilginç böyle bir anekdot, bir soru arkadaşlar. Yani bu şekilde olmuş bak, olay bu şekilde olmuş, bu şekilde cereyan etmiş olay. Evet, Osmanlı devletinde devşirme kökenler gibi alanların hangilerinde faaliyet göstermezdi? Evet, devşirme kökenler hangilerinde faaliyet göstermezdi arkadaşlar? Devşirmeden arkadaşlar yabancı kökenliler, sonra da Müslüman olanlar, bunlar arkadaşlar Enderun Mektebi'nde yetiştirilir. Bunlar askeriyede önemli görevler alırdı. Aynı zamanda bunlar yönetimde önemli görevler alırdı. Ancak bunlar adalet ve eğitim ve din işlerine karışmazdı. Yani ilmiye sınıfında görev almazlardı. Bakın dikkat. Devşirmeler adaletle ilgili, eğitimle ilgili. Evet, eğitimle ilgili arkadaşlar. Ondan sonra evet, eğitimle ilgili. Ondan sonra adaletle ilgili, dinle ilgili görevler almazdı arkadaşlar. Dikkat. Adalet, din ve eğitimdekiler, ilmiye sınıfındakilerin medrese eğitimi alması lazımdı. Devşirmeler nerede eğitim alıyor? Devşirmeler Enderun'da eğitim alıyordu arkadaşlar. Peki hangi dönemde özellikle devşirmeler ön plana çıkarıldı? Fatih, değil mi? Fatih özellikle yönetimde, değil mi? Sadrazamların Türkmen değil devşirme olmasına dikkat etti. Fatih Türkmenleri uzaklaştırdı. Neden Fatih Türkmenleri uzaklaştırdı? Aristokrat bir Türkmen sınıfı, Türk ailesi yapısı oluşmasın, merkezi otorite için. Fatih Türkmenleri uzaklaştırıp devşirmeleri getirirken amaç merkezi otoriteyi güçlendirmek olduğunu unutmayalım. Evet, kazanım kavrama testleri. Evet, Milli Eğitim'in kazanım kavrama testi. Evet, şöyle çözümü kesmeyi unutmuşum. Hemen çözümü keseyim şöyle arkadaşlar. Kopya çekmeyin oradan hemen. Evet, kazanım kavrama testi arkadaşlar. Güzel bir soru. Yani bir tekrar edeceğimiz bir soru. Daha doğrusu soru üzerinden bir sürü bilgi vereceğiz size. Evet, aşağıdaki tabloda padişahlara ait bilim kültür faaliyetlerinin hangisi yanlış eşleştirilmiş? Evet, yanlış eşleştirilmiş. Orhan Bey ilk Osmanlı medresesini İznik'te açarak ilk müderris atamasını yaptı. İlk müderrisimiz kim? Onu da yazalım yanına. Davudu Kayseri. Kayserili Davut ilk arkadaşlar müderris. Peki Osman Bey'in atadığı ilk kadı kimdi? Osman Bey'in ilk kadı Dursun Fakih. Bunu da unutmayalım. Osman Bey zamanında atanan ilk kadı Dursun Fakih. Orhan Bey zamanındaki ilk müderris Davudu Kayseri. Birinci Murat Bursa'da kurduğu kütüphane Osman'ın ilk saray kütüphanesi olarak kabul edilir, değil mi? Doğru. İkinci Murat Türk diline önem veren padişah, Türkçe eserler yazdırdığı gibi birçok yabancı eserin de Türkçe tercümesini sağladı. İkinci Murat. Birinci Selim, Yavuz Sultan Selim. 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah. Birinci Selim. Yavuz Sultan Selim. Temel siyaseti Doğu siyasetiydi Yavuz'un. Önce İran seferine çıkmış, Çaldıran'da Safevileri yenmiş, dönüşte Dulkadiroğulları'nı, Turnadağ'da yenmiş, Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamış. Sonra Mısır seferine çıkmış. Mısır seferinde önce Mercidabık'ta Memlükleri yenmiş. Daha sonra Ridaniye'de Memlükleri yenerek Memlük Devleti'ne son vermiş. Bir çırpıda Selim'i
anlattık arkadaşlar. Evet, ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet Macar Kralı Matias Cornelius'a ait kütüphanede bazı kitapların İstanbul'a getirilmesini istemiş. Ayrıntı bir bilgi, detay bir bilgi. Bunu isteyen Fatih değildir. Bunu isteyen 1. Süleyman. Evet, 1. Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman. Muhteşem Süleyman. Hürrem'in Süleyman'ı. Kanuni Sultan Süleyman bunu yaptı. O zaman cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. 6. sorumuza geçiyoruz. Evet, 6. sorumuz. Yine evet, çözümü hemen kesmeyi unutmuşuz. Çözümü de kesiyoruz. Soru geliyor. Evet, Milli Eğitim'in yine kazanım kavrama kitabından bir soru. Topkapı Sarayı'nın birimleriyle ilgili bu birimlerde yürütülen faaliyetin eşleştirildiği tabloda verilen öncülerden hangisi yanlış? Evet, hangisi yanlış diyor. Enderun devşirmeden eğitim aldığı yüksek okul değil mi? Saray okulu. Bu saray okulunda kimler eğitim alırdı? Devşirmeler eğitim alırdı. İkinci sorumuz kubbe altı divan toplantılarının yapıldığı bölüm. Kubbe altı divan toplantılarının yapıldığı bölüm. Hırka-i Saadet Dairesi, Hırka-i Saadet, Hırka-i Şerif, kutsal emanetlerin yer aldığı bölüm. Kutsal emanetler ne zaman İstanbul'a Topkapı Sarayı'na getirildi arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda getirildi. Bab-ı Hümayun, Ayasofya tarafından saraya açılan ana giriş kapısına Bab-ı Hümayun denilirdi. Harem arkadaşlar, halkın şikayetlerini dinlendiği yer mi, bölüm mü? Halkın şikayetlerinin dinlendiği bölüm arkadaşlar, harem değil. Harem arkadaşlar nedir? Harem, padişah ve ailesinin özel yaşam alanı değil mi? Padişahın keyif alanı, gel Hürrem, şurayı masaj yap falan. Tabii öyle bir şey yok. Yani sadece böyle özellikle o muhteşem yüzyıldan kaynaklı böyle herkesin kafasında sanki padişahın sürekli cariyelerin peşinde, işte kadınların peşinde koştuğu bir alan. Öyle değil arkadaşlar. Harem aynı zamanda bir saray okuluydu değil mi? Saray okulu kadınların eğitildiği aynı zamanda padişah ve ailesinin özel yaşam alanı olduğu yerdir. Halkın şikayet dinlendiği bölüm değil arkadaşlar. Halkın şikayetlerinin dinlendiği bölüm arkadaşlar. Harem değil, cevabımız 5 olacak. 5 yanlış. Harem ne dedik? Padişah ve ailesinin özel yaşam alanı aynı zamanda bir saray eğitiminin kadınların eğitildiği bir yer olarak da biliniyor arkadaşlar. Evet, 7. sorumuz arkadaşlar. Yine kazanım kavrama testlerimizden bir soru. Evet, kazanım kavrama testlerimizden bir soru. Evet, tahrir var, çift bozan var. Evet, çift bozan var. Has var, zeamet var, öşür var. Şimdi eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Bunların biri zaten fazla. Burada da bir tane fazla var arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan dirlikler. Evet, 20 bin ile 100 bin akçe arasında olan arkadaşlar topraklar hangileridir? Zeamet arkadaşlar. Zeamet 20 ve 100 bin arasıdır, tamam mı? 3 bin ile 20 bin arası tımar, 100 bin ve üstü olan, 100 bin ve üstü olanlar arkadaşlar neydi? Onlar da has topraklar. Köylünün toprağı ekmemesi durumunda ödediği vergi. Köylü toprağı ekmeyince hangi konuma düşüyor? Çift bozan konumuna düşüyor. Bak, çifti bozuyor. Çift sürmek ne demek? Tarlayı sürmek.
adam 2 yıl üst üste ekmeyince, bazen de 3 yıl ekmeyince çift bozan konumuna düşüyor. Çifti bozuyor bakın. Tarlayı ekmeyince çifti bozuyor. Tarlayı sürmüyor. Çift bozan vergisi B gitti. Fethedilen toprakların kayıt altına alındığı defter. Evet. Fethedilen toprakların kayıt altına alındığı defter. Toprakların kaydı defterinin adı nedir? Tahrir defterleri. Tapu tahrir defterleri diyoruz. C'ye de gitti. Müslüman köylünün tımar sahibine ödemekle yükümlü olduğu ürün vergisi. Evet. Ürün vergisi. Müslüman köylünün ödediği ürün vergisi öşür vergisi. Atatürk zamanında aşar dediğimiz vergi var ya, Müslüman ödedi. Onda bir. Bak onda birdir öşür. Gayrimüslimler buna karşılık ne ödüyordu? Haraç vergisini ödüyor. Haracın 1/5 oranındaydı. O zaman öşür de gitti. Gelirinin her 3000 akçesiyle devlete bir atlı asker yetiştirmek zorunda olan dirlik sahibi arkadaşlar. Dirlik sahipleri tımar arkadaşlar değil mi? Şimdi tımarı 3'e ayırdık ya. Tımarı 3'e ayırdık. Has, zahmet, tımar. Her 3000 asker, her 3000 asker arkadaşlar için yetişen askerin adı neydi? Cebelü. Her 3000 asker için yetiştirilen askerin adı neydi? Cebelü'ydü. Burada arkadaşlar bunun tanımı ve cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim hızlıca. 20 bin ile 100 bin arasında olan zahmet. 3 bin ile o 3 bin ile 20 bin arasında olan dedik tımar. Köylünün toprağı ekmek durumunda ödediği vergi çift bozan. Fethedilen toprağın kayıt altına alınması tahrir. Müslüman köyünün tımarsa ödemekle yükümlü olduğu ürün vergisi öşür vergisi. Burada hası da vermemiş arkadaşlar. 100 bin üzerinde olan topraklar neydi? Has topraklar olduğunu da belirtelim. Evet 8. sorumuz yine toprak sistemi ile ilgili. Evet toprak sistemi ile ilgili bir sorumuz. Yine hükümdar soru bankamızdan. Evet sorumuz hükümdar soru bankamızdan bir soru. Osmanlı Devleti'nde Miri'nin en önemli parçası olan dirlik sistemini uygulayarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek çalışmamıştır? Evet Miri'nin yani Miri devlet ait topraklar. Bunun en önemli parçası dirlik. Bak dirlik kendi içinde az önce ne dedik? Dirlik kendi içinde haz, zahmet, tımar diye üçe ayrılıyor. Bu gelirlerine göre ve rütbeye göre dağıtılıyordu. Şimdi bu sistemin amacı değildir diyor. Üretimin sürekliliği sağlanıyor. Bölgenin huzur asayişini sağlıyor. Çünkü bunlar aynı zamanda bölgenin güvenliğini sağlıyorlar. Merkezi otorite güçleniyor. Çünkü bu topraklar devletin kontrolünde. Vergilerin toplanması kolaylaşıyor. Bunların aracılığıyla hazine gelirleri artmış. Arkadaşlar bu dirlik sistemindeki gelirler ve vergiler arkadaşlar yerinde kullanılırdı. Evet yerinde kullanılırdı arkadaşlar. Bunlar merkeze hazineye gitmezdi. Bakın dikkat. Dirlikten alınan vergiler, dirlik sistemindeki hastan, zahmetten, tımardan alınan vergiler hazineye gitmezdi. Yerinde kullanılırdı. Oranın ihtiyaçlarına verilirdi. Oradaki askerlerin maaşı verilirdi ve oradaki ihtiyaçlar karşılanırdı. Buradan hazineye giden bir para akışı söz konusu değildir. Dokuzuncu sorumuz geliyor arkadaşlar. Evet 9 buna göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nde şer'i mahkemeler, dini mahkemeler, cemaat mahkemeleri, konsolosluk mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri. Şimdi cemaat mahkemeleri, konsolosluk mahkemeleri kapitülasyonlarla yani yabancılara verilen ayrıcalıklar neticesinde kendi cemaat mahkemelerini kurma, kendi konsolosluk mahkemelerini kurma hakkı verilmişti. Tanzimat döneminde de nizamiye mahkemeleri kuruldu. Nizamiye mahkeme tamamen batı etkisiyle olan mahkemelerdir arkadaşlar. Farklı farklı mahkemeler var. Ulaşılamaz diyor. Şimdi E'den başlayalım. Çok uluslu bir yapı vardır. Nereden anlıyoruz artık? Cemaat mahkemesi, konsolosluk mahkemesi, dini mahkemeler, farklı farklı mahkemeler çok uluslu yapıyı gösterir. Hoşgörülü bir yapı vardır. Herkesin kendi mahkemesinin olması hoşgörü.
hukuk birliğini önleyen uygulamalar vardır. Evet, farklı farklı mahkemelerin olması hukuk birliğini önlüyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti bu hukuk birliğini sağlamak için ne yaptı? Mecelliği kaldırarak İsviçre Medeni Kanunu'nu getirdi. İsviçre Medeni Kanunu Türkiye Cumhuriyeti neyi sağladı? Hukukta birliği sağladı. Bak, bağlantıları da kuruyoruz bu şekilde. Hukuk sisteminde farklı uygulama gelmemiş, doğrudur. Adaletli bir yol. Şimdi adaletli mi, adaletsiz mi olduğunu bilmiyoruz. Çünkü o mahkemenin nasıl çalıştığına dair bir bilgi yok. Onun için cevabımız A şıkkı olacak diyoruz. Ve 10. sorumuz geliyor. Evet, 10. soru yine milli eğitimin kazanım kavrama testi. Evet, milli eğitimin kazanım kavrama testlerinden bir soru. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki hangisi Divan-ı Hümayun'un tarihsel süreçteki değişimini yansıtmaz? Evet. Yani şimdi divanı tekrarlayacağız, tamam mı? Divanı tekrarlayacağız bir soru üzerinden. Orhan Bey tarafından kuruldu. Doğru. Divanı kuran kim? Orhan. 1. Murat döneminde Vezir-i Azam divana dahil edildi. Vezir-i Azam. Ne demek Vezir-i Azam? Sadrazam arkadaşlar. Bakın, vezirle Vezir-i Azam karışmasın. Bakın mesela ilk Vezir-i Azam diye sorsam kim dersiniz? Yazın bakalım. Hadi bu yazmaya meraklı olan arkadaşlar, böyle sürekli yorum yazan arkadaşlar. Evet, yazmaya meraklı arkadaşlar. İlk vezir kim? İlk Vezir-i Azam, pardon. İlk Vezir-i Azam kimdir arkadaşlar? Evet, ilk Vezir-i Azam hangisi? Bak, hemen Alaaddin diyenler oldu bak. Hemen Alaaddin değil bak. İlk Vezir-i Azam Alaaddin değil. İlk Vezir Alaaddin Paşa'dır, değil mi? İlk Vezir Alaaddin Paşa'dır. İlk Vezir-i Azam Çandarlı Halil'dir, değil mi? Bak, ilk Vezir-i Azam Çandarlı Halil'dir. Ona dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ve sadrazamlık makamı, bak, vezirlik makamı Orhan zamanı kuruldu. Bak, vezirlik Orhan zamanıdır. Vezir-i Azam ise, sadrazamlık ise 1. Murat zamanıdır. Unutmayalım. Halkın şikayetleri divanda dinlenirdi. Arkadaşımız soruyor. Divan halkın şikayetlerini dinlerdi genel olarak. Fatih döneminde divanın başkanı sadrazam getirdi. Doğru. Sadrazam yani Vezir-i Azam. Fatih'e kadar divanın başkanı padişah. Fatih'ten itibaren divanın başkanı sadrazama bırakıldı. Böylece son söz padişaha geçti. 17. yüzyıldan sonra divan toplan haftada 2 güne düşürüldü ve daha çok sadrazam konaklarında yapılmaya başlandı. Bu da divanın fonksiyonu yitirmesiyle alakalı, tamam mı? Divanın fonksiyonu yitirmesi. Divan Lale Devri'nde değil, 2. Mahmut bunu kaldırdı, değil mi? Divanı kaldıran kim? 2. Mahmut. İkinci Mahmut bunun yerine neyi getirdi arkadaşlar? İşte hükümet dediğimiz sistemi getirdi. Yani bakanlık, nazırlık sistemini getirdi, değil mi? İkinci Mahmut nazırlık, bakanlık, hükümet sistemini getirdiğini söylüyoruz. 11. sorumuza geçtik. Evet, 11. sorumuz. ÖSYM bu darulleri seviyor, biliyorsunuz. Evet, ÖSYM bu darul kelimelerini seviyor arkadaşlar. Onun için önemli. Osmanlı Devleti 1908 yılında açılan konservatuvar ve müzik okulu faaliyetini yürüten kurum hangisi? Yine hükümdar soru bankamızdaki bir soru bu. Evet, hükümdar soru bankamızdaki bir soru bu. Evet, Darul Beday neydi? Tiyatro arkadaşlar. Güllü Agop öncünde kurmuştu. Ondan sonra Darul Fünun zaten neydi? Üniversite arkadaşlar. Asarı Atika arkadaşlar. Bu neydi? Asar-ı Atika Arkeoloji Müzesi. Evet, Asar-ı Atika Arkeoloji Müzesi. Burada sorulan konservatuvar, müzik okulu hangisi arkadaşlar? Darul Elham. Evet, Darul Elham Osmanlı'daki konservatuvar, müzik okulu olarak tarihe geçiyor. Mızıkayı Hümayun arkadaşlar. Bu Batı tarz müzik eğitimi verdi. İşte günümüzdeki Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası var ya, ya da bando, kısaca en basit bando takımı, bando okulu diyoruz. Kimin öncülüğünde kuruluyordu bu? İtalyan Donizetti öncülüğünde 2. Mahmut zamanında kurulmuş, değil mi? Mehter yerine daha çok işte Mızıkayı Hümayun
geçiyordu. Evet, konservatuvar müzik okulu Darül Elhan olarak geçiyor ve diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 12. sorumuz geliyor. Evet, 12. sorumuz. Yine basınla ilgili güzel bir tekrar yapacağız bu soru üzerinden. Evet, basınla ilgili. Basın hayatıyla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Ceride-i Havadis Abdülmecid zamanında çıkarılan yarı resmi gazetedir. Ceride-i Havadis, evet. Abdülmecid zamanında çıkartılan yarı resmi gazete. Abdülmecid hangi dönem padişahı? Tanzimat diyoruz arkadaşlar. Vakai Tıbbiye, tıp. Abdülmecid zamanında çıkarılan ilk Türk dergisidir. Evet, tıp üzerine sağlık dergisidir aynı zamanda. Diyojen Güllü Agop tarafından çıkarılan ilk karikatür dergisi. Güllü Agop neyin kurucusuydu? Osmanlı'da tiyatronun kurucusu olduğunu arkadaşlar unutmayalım. Peki arkadaşlar, takvim ve kay 2. Mahmut'tan çıkarılan ilk resmi gazete doğru. Osmanlı'da çıkartılan ilk resmi gazete hangisidir? Takvim ve kay. Burada şu bilgiyi de söyleyelim arkadaşlar. Vekai Mısriye de var bakın. Vekai Mısriye. Mehmet Ali Paşa'nın çıkardığı Mısır'daki gazete Vekai Mısriye'yi de unutmayalım ama resmi gazete. Evet, resmi gazete arkadaşlar. Hangisidir? İlk resmi gazete. İkinci Mahmut'un çıkardığı takvimi Vekai olduğunu arkadaşlar unutmayalım. Bunu da bu şekilde söyleyelim arkadaşlar. Peki Diyojen'i kim çıkartıyordu? Onu da söyleyelim. Teodor Kasap değil mi? Teodor Kasap bu dergi çıkartıyor. Onu da söyleyelim. Bunu da söyledik. Terakki Muhadderat 1869'a çıkan ilk kadın dergisi. Evet, Terakki Muhadderat ilk kadın dergisi. Bu da doğru. Buradaki Diyojen'i çıkartan Güllü Agop değil, kim? Teodor Kasap arkadaşlar. Biraz ayrıntı ama bazı bilgileri en azından soru üzerinden tekrarlamış olduk. Yine kazanım kavrama testlerimizden bir soru. Az önceki soru hükümdar soru bankamızdandı. Bu soru Milli Eğitim'in kazanım kavrama testi. Yine bak, Osmanlı ordusunu böyle özetleyeceğiz bu soru üzerinden. Kuruluş dönemi askeri yapısı hakkında verilen aşağıdaki bilgiler hangisi yanlış? Osmanlı Beyliği'nin ilk savaşçı sınıfını Osman Gazi'nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alfler ve gaziler oluşturmuştur. Doğru. İlk savaşçı sınıf bunlar. Alfler ve gaziler. Devletin büyümesi, sınırların genişlemesi üzerine Orhan Bey döneminde Yaya Müsellem adıyla ilk düzenli Osmanlı ordusu kurdu. Evet, Osmanlı ilk düzenli ordusu hangisidir? Yaya Müsellem. Kim kurdu bunu? Orhan kurdu. Bu da doğru. Osmanlı Bey döneminde Gaziyan-ı Rum, gaziler, Ahiyan-ı Rum, ahiler, Vaciyan-ı Rum, bacılar, değil mi? Kadınlar, Abdalan-ı Rum, dervişler adlı gönül zümrelerden faydalanmıştır. Doğru. 1. Murat döneminde pençik sisteme dayanan kapı okulu ocakları, direk sistemine dayalı tımarlı sipahiler adlı birlikler kuruldu arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Pençik sistemi kapıkulu ocaklarını asker etmek için yeterli gelmeyince birinci Mehmet devşirme sistemini devreye sokmuş ve kanunlaştırmıştır diyoruz. Şimdi bir daha sorumuza bakalım. Evet, nerede? Hepsi doğru mu bu sorumuzun? Pençik kapı koyacak asker etmek için yeterli gelmeyince birinci ve devşirmesiydi. Evet. Kanunlaştırıldı. 1. Murat döneminde pençik sistemi dayanan kapı koyacakları. Evet. Dilik sistemi dayanan tımar ispanı kuruldu. Doğrudur. Osman Bey döneminde Gaziyan Rum, Ahiyan Rum. Tamam. Bunlar da var. Devletin büyümesi, sınav genişlemesi üzerine Orhan Bey Yaya Müsellem'i ilk düzenli ordu kurdu. Bu da doğru. Tamam arkadaşlar. Burada bu soruda arkadaşlar hepsi doğru olarak vermiş. Bu sorumuzun tüm bilgileri doğru. Çünkü Pençik, evet, Kapıkulu'nun ilk kaynağıdır. Ve bu yeterli gelmeyince birinci
Mehmet devşirme sistemini devreye soktu. Ha, pardon, kanunlaştırma arkadaşlar. Kanunlaştırma 2. Murat zamanı. Bunu getiren 1. Mehmet ama bunun kanunlaşması 2. Mehmet zamanı. Burada işte 2. Murat zamanı arkadaşlar. Burada küçük bir ayrıntı var, ince bir ayrıntı var arkadaşlar. Bak, dikkatli soruya bakmayınca böyle oluyor. Şimdi diyeceksin hocam, siz kaçırıyorsanız, gözden kaçırıyorsanız biz ne yapalım? Yani gariban öğrenciler ne yapalım, değil mi? Ona dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Mehmet getirdi ama kanunlaşması 2. Murat zamanında olacak bu sistemin arkadaşlar. Bu da aklımızda kalsın. Pençik Kapıkulu'nun ilk kaynağıdır. Sonra devşirme geldi. 1. Mehmet kim kanunlaştırdı? 2. Murat bunu kanunlaştırdı diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yine bu bilgiyle alakalı, bununla alakalı, bunu pekiştirmeye dayalı. Osmanlı Devleti Kapıkulu ordusunu oluştururken sistemlerin hangilerinden yararlandığı? Evet, Kapıkulu'nun kaynakları arkadaşlar. Kapıkulu'nun birinci kaynağı neydi? Pençik. Pençik ne demek? Pençik, penç ve yek kelimesinin birleşmesi. 1/5. Savaş esirlerinin 1/5'i alınıyordu orduya arkadaşlar. İstimalet bu neydi? İstimalet arkadaşlar, gönül alma. Yani hoşgörü gibi bir kelime aklımıza gelsin. Kapıkulu'nun bununla alakası yok. Bir de diğer kaynağı ne? Devşirme. Önce pençik, sonra devşirme arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Kapıkulu'nun iki tane kaynağı var. Bir de mesela tımar var, değil mi? Tımar Kapıkulu'nun mu kaynağı? Hayır. Tımar eyalet ordusunun kaynağı arkadaşlar. Mesela buraya tımarı da verir. Tımar evet bir asker kaynağıdır ama Kapıkulu merkez ordusunun kaynağı değildir. Ona da dikkat etmemiz lazım. 1 ve 3 diyoruz ve 15. sorumuza geçiyoruz. 2. Beyazıt döneminde olağanüstü durumlarda toplamak amacıyla, evet, olağanüstü durumlarda uygulamaya konulan vergi. Evet, olağanüstü OHAL vergisi hangisi arkadaşlar? Avarızdır. Bakın dikkat, ne zaman? 2. Beyazıt. Peki sonra bu vergi ne zaman sürekli hale geldi? 17. yüzyılda sürekli hale geldi. Bu verginin sürekli hale gelmesi arkadaşlar, bu verginin sürekli hale gelmesi hangi isyanların sebebi olacak sonra? Celali isyanların sebebi olacak, değil mi? Avarız vergisinin sürekli hale gelmesi arkadaşlar 17. yüzyılda sürekli hale geldi ve bu da neye sebep oldu arkadaşlar? Celali isyanlarına sebep oldu diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 16 hükümdar soru bankamızdan bir soru. Buna göre aşağıdaki görevlilerden hangisi merkez teşkilatı değil? Evet, görevlilerden hangisi merkez teşkilatında değildir? Evet, merkez teşkilatı. Şimdi Osmanlı teşkilatını, yönetim teşkilatı merkez ve taşra diye ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Merkez ve taşra diye ikiye ayırıyoruz. Merkez başkenttir, tamam mı? Merkez başkent, İstanbul, saray, divan, divan üyeleri hepsi merkezdir arkadaşlar. Başkent dışında kalan yerler taşradır. Merkez teşkilatı İstanbul'dan ibaretken İstanbul dışında kalan yerler de taşra teşkilatı diye ayrılırdı. Merkez teşkilatı değildir diyor. Yeniçeri ağası nerede bu arkadaşlar? İstanbul. Ases başı İstanbul'un gece güvenliğini sağlayan, bak, İstanbul'un gece güvenliği sağlayan. Şehremini İstanbul'un belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Taht kadısı İstanbul'un, başkentin kadısı, değil mi? Taht. Subaşı bu taşrada bulunuyor, değil mi? Taşradaki tüm kazalardaki güvenlikten kim sorumluydu? Subaşı sorumluydu ve subaşı arkadaşlar merkez değil, taşra teşkilatının içinde yer alıyordu diyoruz ve diğer sorumuz arkadaşlar geliyor. Bu da yine hükümdar soru bankamızdan. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi doğru olur? Evet, hangisi doğru? Anadolu ve Rumeli'nin dağlık bölgelerindeki geçit yolları korumak, yolcudan güvenliği sağlamak için görevli teşkilat. Bak, güvenliği sağlamak için görevli teşkilat hangisi arkadaşlar?
Derbent teşkilatı, tamam mı? Derbent. Yani bunu ticaret yolları üzerindeki karakol gibi düşüneceğiz, tamam mı? Ticaret yolları üzerindeki karakol. Karakolun görevi ne? Güvenliği sağlamak arkadaşlar. Bunları korumak. Ticaret yolları üzerindeki haberleşme işlevini yerine getirmekle görevli teşkilat. Haberleşme arkadaşlar, menzil diyoruz. Menzili de işte eskiden telefon kulübeleri vardı, tamam mı? Ticaret yolları üzerindeki telefon kulübeleri diyelim bunlara, menzilcileri. Yolcu ve mal işlerini taşımayı meslek edinen teşkilat. Evet. Bunlar da mekkari taifesi arkadaşlar. Bunlar da kargocu. Evet. Kadın arkadaşın çok sevdiği o kargocular var ya, sürekli eve malzeme götüren. Evet, bunlar da kargocu arkadaşlar. Hem malzeme taşıyor hem de yolcu taşıyor arkadaşlar. Bunlar mekkari taifesi. O zaman derbent, menzil ve mekkari şeklinde olacak sorumuz. Ve 18 ile devam ediyoruz. Evet, yine kazanım kavrama testlerimizden bir soru. Fatih'in bu siyasetine verilen isim hangisi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Rum Patriğini Hristiyan cemaatin dini lideri olarak tanıdı ve ona geniş yetkiler verdi. Fatih Rum cemaatine tanıdığı hak ve yetkileri Ermeni ve Yahudilere de tanıdı. Evet, Osmanlı devletindeki, evet, Osmanlı devletindeki arkadaşlar farklı unsurların kendi dini özgürlüklerini yaşaması, inanç özgürlüğüne sahip olması ve bunların Osmanlı'da bir araya gelmesi hangi sistemdir arkadaşlar? Millet sistemidir. Millet sistemi aynı zamanda neyi gösterir arkadaşlar? Hoşgörüyü gösterdiğini unutmayalım. Ama tabii Fatih'in arkadaşlar, Fatih'in bunu neden yaptığını da bilmek lazım. Tabii bu zaten İslamiyet'e ve Türk Devleti'ne genel özelliktir hoşgörü. Ama bir de Fatih'in özel bir amacı vardı. Fatih'in özellikle Fener Rum Patrikhanesi'ni Ortodoks Kilisesi'nin koruma altına alması, diğerlerine özgürlük tanımasındaki temel amaçlardan biri de Hristiyan birliğini parçalamak olduğunu unutmayalım. Fatih bunu yaparken bir amacı da var. Hristiyan birliğini parçalamak arkadaşlar. Amaçları arasında yer aldığını unutmayalım ve 19. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 19 yine hükümdar soru bankamızdan bir soru. Osmanlı Devleti'nde Asar-ı Atika denilen arkeoloji müzesinin ve Sanayi Nefise'nin yani Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu olan silah tacirleri Kaplumbağa terbiyecisi eserleriyle dünya çapında tanınan sanatçı arkadaşlar kimdir? Osman Hamdi Bey olduğunu unutmayalım. Evet, Şeker Ahmet Paşa da Osmanlı'daki resim müzesini açan kişi olduğunu unutmayalım. Resim müzesi Şeker Ahmet Paşa, arkeoloji müzesi Sanayi Nefise, Güzel Sanat Akademisi Osman Hamdi Bey olduğunu unutmuyoruz ve 20. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, 20. soru. Görselde verilen Osmanlı yöneticilerinden hangileri kalemiye sınıfına mensup? Şimdi sınıflar demişken şöyle Osmanlı'da 3 tane sınıf var değil mi? 3 tane sınıf. Kalemiye, ilmiye, ondan sonra seyfiye. Değil mi? Kalemiye, ilmiye, seyfiye. Bu 3 sınıf var. Hayriye, nuriye, cevriye. Bunlar yok. Değil mi? Kalemiye, ilmiye, seyfiye. 3 tane sınıf arkadaşlar. Kalemiye sınıfı kalem ehli diyoruz. Bürokrasi, üst düzey bürokrasi ve mali işlerle ilgilenen yazışma işine bakanlar arkadaşlar kalemiye sınıfı. İlmiye işi din olanlar, işi eğitim olanlar ve işi arkadaşlar adalet olan, hukuk olan, yargı olanlar ilmiye. Seyfiye arkadaşlar ehli seyf diyoruz. Seyf kılıç demek. Seyfullah mesela Allah'ın kılıcı. Bu seyfiye de arkadaşlar asker ve üst düzey yönetici, savaşçı kesim arkadaşlar, tamam mı? Seyfiye. Şimdi kalemiye sınıfının mensuplarını sor. Defterdar, bak defterdar, Maliye Bakanı, gelir ve giderleri not alıyor bak. Ne dedik? Mali, bürokrasi, yazışma.
ne oluyor? Kalemiye. Nişancı, toprakların kaydını tutan ve ilk başta iç ve dış yazışmaları yapan, hem toprakları kaydediyor hem yazışmaları yapıyor. O da yazıyor arkadaşlar. Nişancı, o da kalemiye. Müderris, medrese hocası, profesör. Bu hangi sınıfa giriyor? Bu ilmiye sınıfına giriyor arkadaşlar. O zaman defterdar, nişancı, bir ve iki bu sınıfa giriyor. Peki başka kim var? Bilinen Reisul Küttab var değil mi? Önce nişancıya bağlı bir katipti. Sonra Dışişleri Bakanı oldu. Şimdi şöyle bir kodlama yapıyoruz, tamam mı? Şöyle bir kodlama yapıyoruz. Diyoruz ki bak, defteri, kitabı kalemle nişanladık, tamam mı? Defteri, kitabı kalemle nişanladık. Ben böyle anlatıyorum derste, defteri, kitabı kalemle nişanladık. Bazen sınıfta kızlar diyor ki, ah hocam, defteri, kalemi de nişanladınız, biz böyle kaldık falan diyorlar. Evet, defteri, kitabı, kalemle nişanladık arkadaşlar. Bunlar kalemiye sınıfı diyoruz bu şekilde. Aklımıza bulunsun. Müderris, kazasker, kadı, ondan sonra cami hocaları, Şeyhülislam, bunlar arkadaşlar hangi sınıf? Bunlar ilmiye sınıfının mensupları arasında yer alıyor diyoruz ve 21 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 21. sorumuz, Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki mimarisi hangileri? Mimar Sinan tarafından yapılmış. Evet, Mimar Sinan tarafından yapılmış. Mimar Sinan'ın o 3 tane şaheseri var arkadaşlar. Bu eserlere baktığımızda bunlar Şehzade Cami değil mi? Ondan sonra Süleymaniye ve Selimiye değil mi? Bu eserler çıraklık, kalfalık, ustalık değil mi? Çıraklık, kalfalık, ustalık. Şehzade, çıraklık, Süleymaniye, kalfalık, Selimiye, ustalık dönemi eseri diyoruz arkadaşlar. Süleymaniye, Mimar Sinan, Selimiye, Mimar Sinan, Sultanahmet Camii, Blue Mask, Avrupa'nın Blue Mask dediği, Türkiye'nin bu toprakların ilk altın minareli camisi, Avrupalılar Blue Mask, Mavi Cami diyor. Bu caminin mimarı Mimar Sedefkar Mehmet Ağa değil mi? Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'dır Sultanahmet'in mimarı arkadaşlar. 2 ve 3. Buradaki Sultanahmet hangi Ahmet'tir? 1. Ahmet. Unutmuyoruz. 1. Ahmet olduğunu unutmayalım. Kafesi getiren padişah, 17. padişahı diyoruz ve 22 arkadaşlar. Yukarıdaki eşleştirmeden hangisi yanlış? Evet. Hangisi yanlıştır? Culus, padişahın tahta çıkma töreni. Evet, culus töreni diyoruz değil mi? Sancak, eyaletin bir altındaki taşra değil mi? İdaresi. Şimdi en büyük taşradaki en büyük idare bir hangisi? Eyalet. Başında beylerbeyliği var. Sonra ne geliyor? Sancak geliyor. Sonra ne geliyor? Kaza geliyor. Sonra ne geliyor? Köy geliyor. Beylerbeyi, Sancakbeyi, kadı ve köy ketudası buraları yönetiyordu arkadaşlar. O zaman doğru. Lala, şehzade eğitmeni. Şehzade yani hükümdar çocuklarının, hükümdar o veletlerin öğretmeni kimdi? Lalalardı arkadaşlar. Türk İslam Devleti Selçuklular'da bu neydi? Atabey'di. İlk Türk devletlerinde ise atamandı. Fetva, padişah tarafı çıkarılan kanun. Hayır. Fetvayı kim yayınlıyordu? Şeyhül İslam yayınlıyor arkadaşlar. Padişah ne yayınlıyor? Padişah ferman yayınlıyor. Hatt-ı Hümayun yayınlıyor. Adaletname yayınlıyor. Değil mi? Yasakname yayınlıyor padişah arkadaşlar. Fetvayı Şeyhül İslam yayınlar. O zaman 4 yanlış. Tuğra, padişahın imzası. Tuğra kimdi arkadaşlar? Tuğra bu arada nişancıda olduğunu unutmayalım. Mühür sadrazamdadır. Tuğra nişancıdadır. Mühür sadrazamda, Tuğra nişancıda. Bunu da belirtelim. Ve 23. sorumuz geliyor arkadaşlar. Osmanlı halkı
Evet, Osmanlı halkı reaya, tebaa değil mi? Halk için tebaa ve reaya kelimeleri kullanıyordu. Aşağıdakiler hangisi yönetime katılmaya başlamıştır? Evet. Osmanlı halkı ilk defa yönetime katılması kanuni esası. Ne zaman bu? 1876. Hangi dönem başladı? Birinci Meşrutiyet. Peki kanuni esası kim hazırladı? Mithat Paşa. Mithat Paşa kimdir? Genç Osmanlılardandır. Osmanlıcık fikrini savunuyor değil mi? Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Şinasi bunlar arkadaşlar genç Osmanlılardı. Ve ilk defa halkın yönetime katılması, yönetim biçiminin değişmesi, anayasal yönetim başlangıcı kanuni esası. Şimdi Senet İttifak 1808 2. Mahmut Ayanlar arası yapıldı. Padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Padişahın yetkilerini kısıtlanan ilk belge senedi ittifak. Padişah senedi ittifakı dikkat. Dışarıyla, Avrupa'yla, Fransız ile milliyetçilikle hiçbir alakası yok. Ayanları kontrol altına almaya yönelik bir durum. Mecelle Ahmet Cevdet Paşa hazırlamış Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu arkadaşlar. Tanzimat Fermanı 1839 Abdülmecid zamanı Mustafa Reşit Paşa bunu Gülhane Parkı'nda okuyordu. Kanun gücünün üstünlüğü geldi. Islahat Fermanı 1856 yine Abdülmecid zamanında Mehmet Emin Ali Paşa hazırlamış tamamen azınlıklara yönelik belgeydi ıslahat fermanı. Senedi ittifak hariç ya daha doğrusu mecelleri gerçi Tanzimat, Kanun Esası, ıslahat fermanı bu üçünün ortak amacı dağılmaktan kurtarmak olduğunu unutmayalım. Mecelle şer'i hukuk olduğu için sadece Müslümanlara uygulanır bunu da unutmayalım. Evet 24 az öncekine benzer arkadaşlar az önceki bilgi pekiştirir bir bilgi. Osmanlı'nın batılılaşma çabalarının bir sonucu değil. Evet, batılılaşmanın bir sonucu değil. Nizamiye mahkemeleri batı etkisiyle oluşan mahkemeler Tanzimat döneminde batılılaşma. Islahat fermanı batılılaşma, batının etkisi ve batının baskısı hatta. Mesela burada dese ki hangisi bizzat batının baskısıyla oldu? Islahat fermanı. Ha mesela B'de, C'de, D'de, E'de dördünde Avrupa'nın etkisi var ama Avrupa baskısı hangisinde var? 1856 ıslahat fermanında var. Meşrutiyet yönetimine geçilmesi yine batılılaşma Avrupa'nın etkisiyle oldu. Tanzimat evet. Senedi İttifak ne dedik? Tamamen Osmanlı kendi iç dinamiklerinden kaynaklı. Senedi İttifak tamamen Osmanlı kendi iç dinamiklerinden kaynaklı bir durum diyoruz ve 25 arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi eski Türk Devleti'ndeki kut anlayışının varlığını sürdürdüğünü gösterir? Evet. Kut anlayışının varlığı sürdüğünü gösterir. Şimdi Osmanlı'da kutu aynen devam ettirmiştir. Kutun iki yönü vardı. Bir, egemenliğin Tanrı'dan alınması. İki, egemenliğin kan yoluyla babadan oğula geçmesi. Şimdi o kanı taşıyan herkesin bu hakka sahip olması. Evet, kanı taşıyan herkesin bu hakka sahip olması. Ülke yönetme hakkının Osmanlı hanedanına kabul edilmesi. Çünkü bu kut kanı kime aitti? Osmanlı hanedanına aitti ve bu da kutun devam ettiğini gösteriyor ama kut devam ediyor. Veraset de devam ediyor ama Osmanlı veraseti 3 kez değiştiriyordu. Veraseti önce 1. Murat değiştirdi. Padişah ve oğullarının malıdır dedi. Sonra 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet dedi ki ülke padişahındır, hükümdar olan kardeşini öldürebilir. Sonra 1. Ahmet geldi. Ekberiyet sistemini getirdi. Ekber ve Erşed en yaşlı en akıllının hakkı dedi ve veraseti kesinleştirdi. Veraseti kim kesinleştirmiştir? Birinci Ahmet diyoruz ve 26. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki toprak hangisinin gelirleri doğrudan hazineye? Evet geliri doğrudan hazineye akan topraklar hangi dedim? Mukata topraklar doğrudan hazineye gidiyordu arkadaşlar. Vakıf hayır işleriydi. Dirlik memura askere komutana verilen ve 3 aylık haz zahmet tımar diye üçer topraklar. Yurtluluk arkadaşlar sınır boylarını ve kale, sınır boylarını koruyanlar arkadaşlar. Ocaklık bu da tersane çalışanlarına verilen topraklardı. Doğrudan hazineye giden hangisi? Doğrudan hazineye gidenler mukata topraklar arkadaşlar. Bu hangi eyaletlerde geçerliydi? Salyaneli dediğimiz yıllıklı eyaletlerde hangi sistemle alınıyordu? Hemen sonrasındaki soruyla bu bilgiyi de pekiştireceğiz. Osmanlı'da vergiden belli bir süreliğine açık artma ve şahıslara satılma sistemine ne denilirdi? İltizam. Evet.
İltizam sistemi mukata topraklarda hangi eyaletlerde salyaneli dediğimiz yıllıklı eyaletlerde toplandı? Gelir vergileri peşin parayla açık artırmayla şahıslara satılma sistemi neydi? İltizam. İltizamın faydası ne? Devletin nakit para ihtiyacını karşılayan bir sistem diyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar 27 soruyla, evet 27 soruyla arkadaşlar Osmanlı kültür ve medeniyetini tekrarladık arkadaşlar. Kayıt ediyoruz arkadaşlar. Sistem kaydedilecek. Dersler kaydediliyor. Daha önceki dersler de zaten sistemde hepsi kayıtlı. Diğer arkadaşlarımız yeni gelenler varsa diğer kayıtları da sayfadan bulabilir arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz Perşembe. Evet, Perşembe akşamı inkılap tarihine başlıyoruz. Evet, sıfır inkılaba, sıfırdan inkılaba başlayacağız. Onun için Perşembe günkü dersi kaçırmayalım arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşmak için yayını paylaşmayı, diğer arkadaşlar haber vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet, yayını burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimiz Perşembe. Perşembe görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.